villadan pazara. Efendim, soframıza gelen meyve sebzeler için gitmediğimiz sera, uğramadığımız pazar, konuşmadığımız komisyoncu esnaf kalmayacak. Çarşı pazardan herkese iyi akşamlar. Mutlu, güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Bugün günlerden çarşamba. Saatlerimiz de tam çarşı pazarı gösteriyor. Her hafta olduğu gibi ben Rüya Yıldız. Yine Antalya'nın çeşitli pazarlarından bir tanesinde yüksek alan semt pazarındayım. Tezgahlar renkli. Alışverişler başladı. Acaba fiyatlar nasıl? Hangi ürünlere uzaktan bakacağız? Hangisini sepetimize atacağız? Hazırsanız dop dolu bir çarşı pazara başlıyoruz. Önce pazar turu. Şimdi öyle bir tezgah düşünün ki her şey elimde gördüğünüz gibi 1 lira olsun. Hayal gibi geliyor değil mi? Aslında değil. Yüksek alanda pazara girdim. Hemen pazarın girişinde burada her şeyin 1 TL olduğu bir tezgahla karşılaştık. Burada bakıyorum, karalahanamız var. Hemen onun yanında yine turplar var. Burada pancarlar görüyorum. Burada portakallar görüyorum. Gerçekten bu tezgah oldukça görülmesi lazım. Vatandaşı da mutlu eder diye düşünüyorum. Peki soralım. Efendim pazar, bu tezgah böyle gördük, gözlerimiz yaşardı, mutlu olduk. Neye bağlı, nasıl oluyor her şey 1 TL? Bol ya, işte bir alıyoruz yani, her şey bol. Her şey bol şu anda. Her bunlar şey tabii mevsimin. Her şey bol, şu an mevsimi ya, onun için her şey bol. Vatandaş ne diyor peki bu duruma? Satışlar nasıl? Yavaş yavaş ya. Allah'a şükür ya. Allah'a şükür. Fena değil. O zaman efendim diyelim ki darısı diğer tüm tezgahların, diğer tüm ürünlerin başına. Tekrar listemiz için söylüyorum. Karalahana 1 TL, turp 1 TL, pancar 1 TL. Pazarın girişinde fiyatlar böyle. Şimdi biraz içeriye gidiyoruz. Efendim, patates soğansız bir yemek, patates soğansız bir alışveriş düşünülebilir mi? Galiba çok zor. Durum böyle olunca hemen bir bakalım dedik. Fiyatlar nasıl? Bakıyorum, soğanın kilosu şu anda yüksek alan semt pazarında 2 TL. Yanına geçiyorum. Patates olmazsa olmaz. Soğan deyince akla gelir. Patatesin de kilosu 1,5 TL. Aslında uygun denilebilecek bir fiyat. Bakalım satıcısı ne düşünüyor? Abicim kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fiyatlar iyi. Bu soğanlar geçen hafta biz 1 liraya satıyorduk. Şu anda yerinde. Zengin tüccarlar soğana el attığı için soğan şu anda yerinde 1,5-2 TL isteniyor. Geçen hafta bu soğanı buradan 1 liraya kendimiz satıyorduk. 70 kuruşa, 60 kuruşa alıp 1 liraya satıyorduk. Şu anda 1,5'a alıyoruz, 2 liraya satıyoruz. Aslında diyorsun ki yani fiyatı çok iyi değil çünkü bir artış oldu. Bir hafta içerisinde bayağı bir artış oldu. 3 gün içerisinde şu anda yerinde 1,300-1,400. Buraya gelesiye kadar nakliye masrafı 1,5'a mal oluyor. 1,600'a mal oluyor. Nereden geliyor soğanlar? Polatlı'dan. Polatlı'dan geliyor. Patates nereden geliyor? Devşehir'den geliyor, Niğde'den geliyor, Afyon'dan geliyor, değişik yerlerden. Değişik yerlerden. Peki satışlar nasıl? Vatandaş memnun mu fiyattan? Hiç memnun değil. Bir askeri ücretin aldığı maaş 2020 TL. Çok haklısınız. Peki şimdi biz de hep fiyatlardan, pazardan gidiyoruz. Olayın pazarcı kısmı da zor mu? Pazarcının sıkıntıları neler? Pazarcının kolay bir tarafı yok ki. Ben bu tezgahı dün saat 8'den açtım. 1 kilo acaba satıp da rızkımı alabilir miyim düşüncesiyle. Emin ol ki dün saat 8'den beri şu tezgahın başındayım. Geceyi buradan geçirdim. Daha ne diyeceğiz ki? Allah kolaylık versin diyelim efendim. Efendim çarşıya pazara çıkınca aslında size güzel haberler vermek istiyoruz ama vatandaşa dokunuyoruz. Kimisinin bütçesi el veriyor, diyor ki fiyatlar iyi. Kimisinin bütçesi daha dar gelirli oluyor. O zaman pazardan belki bir belki iki poşetle çıkıyor. Pazarcıya soruyoruz, onun da derdi çok. Efendim akşam oldu, evde oturuyorsunuz, televizyon izliyorsunuz, tahmin ediyorum Kanal B izliyorsunuz. O zaman yanınızda birazcık da böyle kuru yemiş olursa fena olmaz. Peki kuru yemişin fiyatları ne durumda? Özellikle şimdi yanında görüyorsunuz, kabuklu ceviz tezgahına geldim. Acaba fiyatlar nasıl? Akşamları ağız tadıyla yiyebilecek miyiz? Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz Allah, sizi sormalı. Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Satışlar nasıl? Ceviz satıyoruz. Satışlar gerçekten süper, harika. Bu bütçeye uygun bu fiyatlarla müşterilerimize sunuyoruz. Sayın Antalyalılar yesin diyor, 15 TL yaptık bu fiyata. 15 TL ceviz şu anda yüksek alan pazarında yerini almış. Geçen hafta ne kadardı? Geçen hafta 20'ye sattık, bu hafta 15.
gitgide düşüyor mu? Tabii biz düşürüyoruz. Aynen. Her derde çaresi var, sadece aşka yok. Aşk acısına çare yok mu? Yok. Sadece ceviz. Sizin böyle bir aşk acınız mı? Yok, bizim aşk acımız yok. Ben roman çocuğuyum. Anlatabiliyor muyum? Bizim acımız roman havası çalana kadar. Roman havası. Aynen. Tabii bitiyor. Hiçbir derdimiz, sıkıntımız kalmıyor. O zaman şöyle söyleyelim. Kalplere roman havası, beyne de ceviz. Aynen. Doğru mu? Tabii. Efendim diyorsanız ki hem sağlıklı olsun, hem bütçeme uygun olsun, et adını da seviyorum, bütçelere uygunsa bu cevizi kaçırmıyoruz. Ceviz şu anda yüksek alan semt pazarında 15 TL. Ben bahçeden kütür kütür salatalıklar almak istiyorsanız ki birçoğumuz da soframızda kullanıyoruz. Böyle yiyen de var, salatasını yapan da var. Peki almak istiyorsak şu anda 1 kilo salatalık için ne kadar ödüyoruz? Hemen bakıyoruz. 3 TL yüksek alan semt pazarında salatalığın kilosu 3 TL. Hemen yana geldim. Kırmızı kırmızı burada böyle biberlerimizi görüyoruz. Onların da şu anda pazardaki fiyatı kilosu 4 TL'den satışa sunulmuş durumda. Efendim dediniz ki akşama güzel bir şöyle karnıyarık yapayım ya da güzel bir patlıcan yemeği yapayım. Fiyatlar nasıl acaba, alabiliyor muyuz? Hemen bakıyorum. Patlıcanın da şu anda fiyatı pazarda 2 TL'den müşterilere satışa sunulmuş durumda. Onun yanına geldim yine. Burada biberlerimizi görüyoruz. Charleston biber değil mi? Charleston biber 2 TL. Hemen yanında yine yeşil biberlerimizi görüyoruz. 3 TL'den satılıyor. Burada kapya biberlerimiz var. Onların da kilosu 4 TL. Efendim fiyatlar böyle. Peki bir de pazarcılarla tekrar konuşalım. Bildiğiniz üzere biz çarşı pazarda hem halkla konuşuyoruz, hem komisyoncularla, hem çiftçilerle, hem vatandaşla konuşuyoruz. Bir de bu fiyatları pazarcıya soralım. Efendim şimdi tezgahı gördünüz. Kırmızılar, yeşiller, morlar yok yok. Peki bu ürünler nasıl buraya geliyor? Nasıl bir yolculuk izliyorlar ve fiyatlarıyla ilgili Veysel abim ne düşünüyor? Efendim satışlar nasıl? Satışlar yok abi. Hiç durgun mu? Durgun, çok durgun. Niye abi? Vatandaşın cebi yok. Cepte para yok. Ne alacak? Geçen sene şu ürünü satıyordum 8 liraya. Kilo kilo satıyordum. 2 kilo alan vardı. 1,5 kilo alan vardı. Şu anda biber 3 lira, alan yok. Vatandaşın cebinde para yok. Neyle alacak? Size soruyorum. Yani fiyatlar düşse de alım gücü de mi düşük? Alım gücü düşük. Sizin pazarcılık da zor bir şey. Zor kolay. Gece saat 1'de kalkıyoruz. Sabah 6'ya kadar halın içinde o köşe benim, bu köşe senin, dolaşıyoruz. En uygun, en ucuz mal nerede bulsa onu almaya çalışıyoruz. Pazara getiriyoruz. Pazarda da para yetmiyor. Yarısı çöpe gidiyor. Yarısı da duruyor. Efendim bugün pazarcıya bir dokunuyoruz, bin ah istiyoruz. Ama bunlar da gerçekler. Herkes de bir şekilde kendi derdini, kendi yarasını anlatmak istiyor ekranlarda. Peki abicim biz şimdi pazar dedik. Gel gene biz dönelim pazarımıza. Evet. Biz burada şimdi söyleyelim. Bu biberler, malzemeyi nereden alıyorsun? Ürünleri nereden alıyorsun? Fabrikalardan, haldan alıyoruz, çıkma alıyoruz. Hı hı. Odur, oradan alıyoruz. Genellikle haldan. Halden alıyoruz. Evet. Vergisi var. Hı. Çıkış parası var. Memle parası var. Bize %80 biniyor. Yani 20 kazancımız var, %80'de masrafa giriyor. Bir poşet olmuş 16 milyona. Efendim Veysi Bey oldukça dertli bu konuda, sorunlarını da güzel bir şekilde anlattı. Ama burada dedik yani fiyatlar aslında şu anda bunların fiyatları fena değil. Çok doğru düşük, mu? Yani çok pahalı diyemeyiz. Değil, pahalı değil. Gayet uygundur. Çiftçi zarar ediyor. Buralarda mı oturuyorsunuz? Burada oturuyorum, evet. O zaman her hafta geliyorsunuz buraya. Tabii her hafta geliyorum. Nasıl efendim fiyatlar? Ya fiyatlar... Yani herkesin alabileceği kadar değil yani. Yani herkes bütçesine göre, kimi daha fazla. Ama pahalı tabii. Yani normal vatandaşa göre pahalı. Bize de pahalı. Ben de emekliyim. Ancak. Ne pahalanmış bu hafta? Biz de şimdi tur yapıyoruz. Efendim? Biz de pazar turu yapıyoruz. Ne pahalı bu hafta? Gözünüze bir şey çarptı. Çıktım daha bakıyorum ama genelde pahalı. 4 lira mesela, 5 lira, daha ucuz bir şey yok. 5 lira. Şimdi şöyle baktığımız zaman mesela hemen burada pazar çantamız var. Şöyle bir pazar çantasını tamamen doldurmak ne kadara mal olur? Valla 50 lirayı geçer sadece hepsi. Yani. Yarısındasınız siz. 50 olmuştur. O tabii yani. En az 60-70 lira. Efendim bir adet, çok teşekkür ediyoruz. Bir adet pazar çantasının dolması şu anda ortalama 100 lira, 150 lira belki. Evde kişi sayısına göre değişir. Kişi sayısına göre değişir, fiyatlara göre değişir. Şimdi burada yine güzel bir tezgahtayım. Şöyle bir bakalım. Kabak, akşam dediniz ki güzel bir kabak yemeği yapalım. Şöyle kabakları görüyorum. Çok da iyi gözüküyor kabaklar. Nereden geliyor bunlar? Bunlar mı? Valla halden alıyoruz. Burdur bucaktan geliyor. Burdur bucaktan.
halden alıyorsunuz. Evet. 1,5 TL hem şu anda kabak pazarda. Hemen yana geldim, salataların olmazsa olmazı. C vitamini, doğal bir C vitamini. Limona bakıyorum. Limon şu anda pazarda kilosu 3,5 TL'den satışta dedik. Turpu size daha önce göstermiştim. Turpu biliyorum. Buraya geldim, havuç. Ankara Beyşeker havucu. Şöyle gösteriyorum. Havucun da kilosu şu anda pazarda kilosu 2 TL. Efendim dediniz ki akşama şöyle güzel bir fasulye yapalım. 1 kilo da fasulye alalım pazardan dediniz. Rüya fiyatı ne kadar derseniz. Hemen gösteriyorum. Böyle gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor bu arada fasulyeler. Fasulyenin de kilosu şu anda pazarda 6 TL. Şimdi böyle tezgahta devam ediyorum. Yine güzel ürünler var. Şimdi öyle bir ürün göstereceğim ki size. Şöyle oturayım. Burada böyle güzel bir barbunya görüyoruz tezgahta. Peki fiyatı ne kadar derseniz. Bence bu haftanın şampiyon adaylarından biri diye düşünüyorum. Çünkü fiyatı şu anda 12 TL. Yüksekalan semt pazarında pazar turuna devam ediyoruz. Tezgahları geziyorum tek tek, fiyatları sizler için araştırıyoruz. Şimdi burada geldim domatese, bir bakalım domateste ne olmuş. Domates bildiğiniz üzere çok inişli çıkışlı aslında bir liste yaşıyor. Her hafta böyle farklı fiyatları oluyor ama almazsak da olmayan bir gıda. Dolayısıyla bakıyorum burada pembe domates görüyorum. Kilosu 5 TL şu anda. Hemen yanında burada normal domateslerimizi görüyorum. Onların da kilosu 3 TL'den satışta. Pembe domates dedim, doğru mu? Evet, doğrudur. Nereden geliyor? Buranın, koyunların. Buranın domatesi. İyi domatesi nasıl anlarız? İyi domates kendini gösterir. İnce kabuk, çekirdekli, tadı güzel. Tadı güzel. Hı-hı. İçini açınca böyle kıpkırmızı olması lazım. Tabii. Güveniyor musunuz domatese? Tabii, güvenmesek satmayız. Keseyim mi? Keselim hemen. Hadi keselim. Efendim şu anda hemen direkt böyle canlı gibi size göstereceğiz domates nasıl. Beyefendi çok güveniyor domatesine. Hemen de göstereyim. Buyurun. Bakar mısınız? Tablo gibi bir domates gösteriyorum sizlere şu anda. Çok güzel. Hakikaten beyefendinin dediği gibi, dedi ki ben güvenmesem satmazdım zaten dedi. İşte burada domates de görüyoruz. Böyle bir domates almak istiyorsanız Yüksekalan semt pazarında kilosu 3 TL. Yine yemeklerin olmazsa olmazından bir tanesinin yanındayım. Biberin yanındayım. Biber şimdi öğrendiğime göre da oldukça acıymış. Peki fiyatı acı mı diye bir bakacağım. Hemen bakıyoruz. Fiyatı da 10 TL. Çok tatlı değil. Efendim mis gibi sapsarı bir muz. Şöyle gösteriyorum. Gazi Paşa bahçeden gelmiş burada muzlar. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Öyle bir şehirde yaşıyoruz ki galiba ne tarafına elimizi atsak aslında birbirinden lezzetli meyveler, sebzeler çıkıyor. Cennet gibi bir şehir değil mi Antalya? Evet. Burada mı yaşıyorsun? Evet. Kaç senedir? Bir senedir gelmişim buraya. Bir senedir. Nereden geldin? Adana'dan. Adana mı daha güzel, Antalya? Antalya. Şehri çok güzel yani. Güzel bir şehir. Şehir olarak çok güzel, çok bereketli bir şehir efendim. Her tarafından böyle güzel güzel ürünler çıkıyor ama o ürünlerin fiyatları nasıl? Birazcık şöyle yanıma alayım seni. Mesela Gazi Paşa muzu şu anda ne kadar? 7 lira. Geçen hafta ne kadardı? Geçen hafta 7,5, 6,5. Değişiyor. Değişiyor. Muz aslında bu birkaç haftadır bayağı değişiyor. Niye öyle oluyor acaba? Gün günü tutmuyor. Fiyatları ayrı ayrı değişiyor. Yerinde değişiyor fiyatları. Belki hava şartları da etkiliyor olabilir. Aynen, doğrudur. Hava şartları. Siz de tüm satıyorsunuz. Evet, komple biz alalım. Beraber satıyoruz. Siz de böyle alabilir miyim? Tabii. Teşekkür ediyorum. Efendim evet. Bizim pazarcımız da, esnafımız da, vatandaşımız da her zaman olduğu gibi misafir severler. Onun için kimse bizi kırmıyor. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Nasıl fiyatlar? Vallahi fiyatlar gayet şu an normal. Yani güzel bir fiyatı var. Çünkü ne kadar ucuz oldu mu o kadar milletimiz yanlış anlıyor. Diyor kötü maldır falan. Öyle mi diyorlar? Aynen öyle diyorlar. Ya ne pahalı kadar fiyat... olunca da alamıyoruz diyorlar. Alamıyorlar değil. Şu an şöyle bir şey var. Ben bu muzu mesela 4 liraya veriyorum diyorlar 2 kara. Ama 7 lira olunca milletin gözüne tatlı geliyor. İlginç. Gerçekten budur. İlginç bir durum. Üzüm ne kadar? Üzümün fiyatı şu an genel olarak 7 lira. Üzüm de 7 lira. Siyahla yeşil aynı mı? Aynen. Onların da aynı. Nereden geliyor üzümler? Sarıgöl'den geliyor. Manisa. Manisa'dan geliyor efendim üzümler. Diyorsanız ki bu akşam bir salkım da üzüm koyayım meyve tabağıma. Kilosu için vereceğiniz fiyat 7 lira. Aynen. Doğru mu? Peki. Teşekkür ediyoruz. Pazarda pazar turuna devam ediyoruz. Şampiyonu arıyoruz efendim. Bir hatırlarsak 12 TL'ye bir barbunya görmüştük bildiğiniz üzere. O olabilir şampiyon. Muzla üzümün de fiyatları fena değil. Şimdi biz pazar turumuza devam ediyoruz.
Efendim havaların ufak ufak soğumasıyla beraber çok özlediğimiz lezzetlerden bir tanesi kestane. O da tezgahlarda yerini aldı. Peki yerini aldı. Uzaktan mı bakacağız, alabileceğiz mi kestaneyi? Hemen fiyatlara bakalım. Beyefendi hatta satıcısı kestanesine çok güveniyor. Demiş ki şekerci kestane, şeker gibi kestane. Peki fiyatı ne kadar? Fiyatı da 12 TL. Kolay gelsin, iyi satışlar. Nasıl? Teşekkür ederim. İyiyiz. Gidiyor satışlar. Satışlar daha başlamadı. Soğuk olmadığı için ağır geliyor şu anda. Daha yeni yeni artık başlıyor. Bir aya kadar artık tam olur. Kestaneyi özlemiş mi peki? Gelen geçen ne diyor? Evet, daha yeni başladığı için daha yoğun yok yani. Evet. Peki zaman geçtikçe fiyat düşer mi biraz? Düşmez, aynı olur. 20 falan çıkar. Evet. Evet, soğudukça alış daha fazlalaşıyor. Ondan dolayı iştahı da 20 liraya çıkıyor. Yani şu anda aslında biraz aldık aldık. Evet, tabii ki öyle. Evet. Şu anda aldık aldık. Efendim kestane almayı düşünüyorsanız satıcısı da öyle söylüyor. Diyor ki şu an doğru zaman, daha ileride daha fazla artacak. Efendim desem ki size sofralardaki en doğal antibiyotik ne gelir aklınıza? Aynen şu an ekrana gelen şey, yani mis gibi sarımsak. Kimisi kokusunu çok sevmez ama çok şifalı, çok sağlıklı oldu. Doktorlarca, uzmanlarca binlerce kere kanıtlandı. Durum böyle olunca biz de bir bakalım dedik. Fiyatlar nasıl? Burada görüyorum şimdi iki tane fiyat var. Biri 20 TL, biri birazdan ekrana gelecek 10 TL. Bu fiyat farkı neden? Hemen bir soralım size. Abla şimdi fiyatlar değişiyor. Neden? Çünkü dışarıdan gelen sarımsaklar her zaman ucuz. Yerli sarımsaklar her zaman pahalı. Yani bu yerli mi? Onlar dışarıdan gelme. Dışarıdan gelen ucuz dedin. Yani ucuz sarımsak, yani dışarı malı. Ha. Yani hangisi iyisi? İyi bunlar ablam, Maraş. İyisi bizim, bize ait olan Maraş, sarımsağı mı bu? Aynen, Karamaraş. Maraş sarımsağı bu ne kadar? 40 TL. Ben yanlış görmüşüm, bir dakika. İşler değişti şu anda. Bir taraf 20 TL, bir taraf 40 TL. Yani ithal olan yerliye karşı. Aynen. Değil mi? Aynen. Hangisi kazanır her zaman? Yerli. Yerli malı, yurdun malı. Herkes bunu kullanmalı. Aynen öyle. Peki bir şey söyleyeceğim. İyi sarımsak nasıl olur? İyi sarımsak yani... Kabuğu falan mı? Yani... İyi sarımsak, yani yerli sarımsak olduğu belli olur yani. Mor dişli. Yani, öyle. Dişi neresi? Mor dişli her zaman yerli malı. Yerli malı yani. İyi olması lazım. Efendim sarımsak tabi tercihe göre değişir. Biz burada birazcık da espriyle anlatıyoruz ki aslında akşamınız biraz renklensin. Sohbet ediyoruz sizinle bir yandan ve bir yandan diyoruz ki eğer ithal sarımsak almak istiyorsanız kilosu 20 TL. Diyorsanız ki yurdum malı, yerdim malı, benim bütçem de izin veriyor, ben ondan almak istiyorum. O zaman da şu anda semt pazarlarında sarımsağın fiyatı 40 TL. Evet, çarşı pazarda her hafta olduğu gibi önce bir fiyat araştırması yaptık. Pazarcılarla konuştuk, vatandaşla konuştuk, şampiyonu aradık aslında. Bir yandan da sohbetler ettik ama galiba şampiyonu bulduk. Şampiyonu doğal antibiyotikte bulduk. Şu anda sarımsağın fiyatı pazarda 40 TL ile bu haftanın şampiyonu oldu. Rastgele geldim. Fiyatlar uygun, fena değil. Hani bir aya göre, öncesine göre. Aynen. Burada mı oturuyorsunuz şehir dışında? Burada oturuyorum, Antalya'da. Peki neler aldık? Arabayı şimdi görüyorum. Şöyle bakayım. Maydanoz, çeri domates, bir de havuç var galiba. Aynen. Akşamı salatası hazır gibi. Şimdilik kısır diye düşünüyoruz ama. Aynen. Aynen. Ya şimdilik kısır, yani şu an kısır. Akşam ne yapacaksın Ayşe? Arkadaşın arkası dönük, o gizli kahraman şu anda. Asıl şey yani. Arabanın asıl sahibini de bulduk ama o gizemli. Peki efendim, peki şunu soracağım ben size. Antalya gerçekten çok güzel bir şehir. Aynen. Ve çok bereketli bir şehir. Toprakları çok bereketli. Aynen. Ne düşünüyorsunuz? Yani her yerde böyle değil. Burası biraz ayrıcalıklı gibi geliyor bana. Yani sebzeler konusunda şanslı olmamız gerekiyor bence. Sebzeler biraz pahalı geliyor bana Antalya çevresine göre. Bana meyveler daha pahalı aslında. Meyveler de pahalı. Hani bir fiyat anlamını soruyorsanız. Hani bir tık... Hani çeşitlilik anlamında yani... Bence şöyle baktığımız zaman turuncu görüyorum yani biraz daha yansıtayım. Yani bilmiyorum. Keyifleriniz yerinde, keyfiniz daim olsun. Kısırınız güzel olsun akşam. Afiyet, şeker olsun. Pazar turuma, insanlarla sohbet etmeye, pazarcılarla konuşmaya devam ediyorum. Efendim
Efendim aslında şimdi bugün pazarda birçok kişiyle sohbet ettik. Pazara bile yeni bir soluk gelmiş. Pazar alışverişine yeni bir soluk gelmiş. Hemen görüyorsunuz yanında bir hanımefendi var. Onun yanında da güzel bir bisiklet görüyorum. Böyle bir alışveriş şekli ben şaşırdım. Çok akıllıca buldum. Evet, çok güzel oluyor. Evet. Nereden geldi aklınıza bisikletle çıkmak? Bunları falan koyuyorum. Çok kolay oluyor benim için. Pazar arabası mantığıyla. Evet, evet, evet. Böyle mi geliyorsunuz pazara? Evet. Herkes bilir burada, beni tanır. Buralarda oturuyorsunuz. Evet. Işıklarda oturuyorum. Işıklarda da pazar var ama burasının hem fiyatları uygun hem de insanları da artık tanıyorlar beni. O yüzden yani buraya geliyorum sürekli. Evet. Şöyle bakıyorum efendim, bisiklet hanımefendiyi tanımamak mümkün değil. Çünkü pazarda kaç kişi bisikletle geziyor? Bir kişi geziyor. Yani gezen var da böyle alışveriş için kullanan yok. Yani benim kimliğim. Bisikletiniz de şık bir bisiklet. Evet, teşekkür ederim. Böyle üzerine takmış hanımefendi eşyalarını, muzlar alınmış, havuçlar alınmış, patates, soğan alınmış. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar gayet uygun. Zaten burayı tercih ediyorum ben sürekli. Çarşamba pazarı bana çok yakın. Şimdi çarşamba pazarındakiler kızacaklar. Ama manav fiyatına satıyorsunuz yani siz de. Salı pazarı daha uygun yani benim için fiyat açısından. Zaten çoğu herkes biliyor salı pazarına geliyor fiyatlar açısından. Öyle tavsiye ederiz yani. Semtten semte de fiyatlar tabii değişiklik gösterebiliyor bazen. Evet tabii, orası biraz daha sosyete kesimi. Daha çok sosyete geliyor. Sosyete pazarı diyorlar oraya yani. Nasıl Etiler pazarı falan var. Peki size bir şey soracağım. Ben şimdi pazarda fiyatlara baktım. Pazarın şu an şampiyonu kim biliyor musunuz? En zamlanmış, en pahalı ürün. Ha. Mantar pahalı mesela. Şu an aklıma gelemedi. Sarımsağı gördünüz mü, sarımsağı? Pek sarımsak almıyorum son zamanlarda. Şu anki fiyatını bilmiyorum. Şu anki fiyatı tam 40 TL. 40 TL gerçekten mi? Kilosu. 40 TL. Yerli sarımsak 40 TL. Kilo olarak tabii daha fazla ihtiyacı olarak alanlar için kötü yani. Ben tek olduğum için yani bir tane, iki tane alıyorum yani. Sarımsak, evet, siz de şaşırdınız, 40 TL. Peki sizce efendim, biz bu programı vatandaşla beraber yapıyoruz bildiğiniz üzere. Hemen hanımefendiye soralım. Sarımsakla alakalı nereye gideyim? Hale mi gideyim yoksa tarlaya mı? Bence hale gidin yani. Çünkü hal yapıyor ne yapıyorsa fiyatları. Onlar da bunları ona göre alıyorlar fiyatları. Yani bütün fiyat konusunda hal suçlu yani. Kusura bakmayın. Peki, o zaman biz şöyle yapalım. Kimseye suçlamayalım, bir öğrenelim. Acaba ne olmuş bu fiyata? Değil mi? Efendim? Bu fiyatlar acaba ne olmuş? Ben gideyim o zaman. Bir halde bir öğrenelim. Yani evet. O zaman efendim hazırsanız şimdi hale gidiyoruz. Bay bay. Efendim çarşı pazarda fiyatların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da geldik, şimdi haldeyiz. Pazarda gördünüz, sarımsağa çok uzaktan baktık. El değmedi tabiri yerindeyse. 40 TL'ydi fiyatı, şaka gibi ama gerçek. Peki bu sarımsağa ne oldu? Niye fiyatı bu hale geldi? Gelin bir de komisyonculara soralım. Efendim dedik ki sarımsağa ne oldu acaba? Çok güzel gözüküyor. Şöyle hakikaten iyi gözüküyor. Ya iyi sarımsağı nasıl anlarız? İyi sarımsağı şöyle ufak orta boylardan anlaşılır zaten. Orta kırmızı toprak, aynen. Filede olmaması lazım, ithal olmaması için. Yani şu şekil kırmızı toprak belli zaten yerli ürün olduğu. Buradan yerli ürün olduğu aynen, belli. Aynen. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 3 yıldır bu işi yapıyoruz. Nasıl, zor mu? Zor mu meslek mi? Tabii her işin zorluğu var aynen. Yani kolay iş bir iş yok yani. Nasıl geçiyor mesela gününüz? Buraya kaçta geliyorsunuz hale? Gece 3'te geliyoruz. Akşam saat 5-6 civarı çıkıyoruz yani. Aynen. Uzun bir çalışma saati oluyor. Aynen. Ne yapıyorsunuz? Gece 3'te pazarcılar geliyor. Gece 3'te pazarcılar, otelciler, manavcılar falan geliyor. Marketçiler. O şekilde yani. O şekilde geliyorlar. Herkes buradan alacağı ürünü seçiyor. Aynen. Seçip gidiyor zaten. Alıp herkes ürünü alıp faturasını alıp toplayıp çıkıyor zaten. Götürüyor. Burada aynen. Şimdi hem normal komisyoncular var hem de çiftçi olup aynı zamanda. Tabii. Müstasil var. Normal komisyon var. Yani çoğu kişinin kendi malı var. Yani herkes o şekilde ürünü satıyor yani. Komisyona bağlı, aynen. Herkes bu şekilde kısmetini çıkarıyor, tabii, ekmeğini aynen çıkarıyor. Peki size bir şey soracağım. Şimdi sarımsağa geleceğim ama özellikle fiyatlar değiştiğinde şöyle bir şey söyleniyor. Şimdi pazarcıyla konuşuyoruz. Pazarcı diyor ki komisyoncudan dolayı fiyatlar artıyor. Size soruyoruz pazarcıdan. Tam olarak ne oluyordu en sonunda vatandaş biraz pahalıdan yiyebiliyor? Ya şu an ürünlerin yani kısıtlı sayıda olduğundan dolayı fiyatlar yükseliyor yani. Şu an komisyonla, pazarla bir alakası yok.
Şu an sarımsağın ekim az olduğundan dolayı sıkıntıda yani. İşte dediğim gibi yani ürünün az olmasını fiyatların artış talebine neden oluyor yani. Yani sarımsak şu anda az mı? Şu anda az olduğundan dolayı fiyatlar yüksek yani. Aynen. Şu anda pazarda ben yüksek alan sarımsak pazarından geliyorum. İthal sarımsak 40 TL. İthal sarımsak 40 lira aynen. Yerliyle şu an aynı para zaten. Aynen ortalama fiyatlar o şekilde yani. İran sarımsağı var. Kilo 30 liradan satılıyor pazarlarda. Yerli sarımsak tabii kendi fiyatını koruyor. 40 lira 50 lira arası. O şekilde fiyatlar aynı, pahalı. Peki ne olur sarımsağın fiyatı? Düşer mi, iner mi? Sarımsak bu saatten sonra biraz zor ama Mayıs ayında yeni mahsul çıkar. Kilo 10 lira, 12 lira yeri olur. Ne olur? Pazarlarda en fazla 15-20 arası olur yani. Mayıs'a kadar birazcık sarımsak tuzlu fiyatıyla devam edecek. Peki sarımsak niye azaldı? Yani şimdi beyefendi özellikle diyor ki bir şeyin ne kadar azalırsa ürün o kadar da fiyatı artıyor tabii. Böyle olunca da herkes üzerine hem alım fiyatının üstüne kar koymak zorunda kalıyor. Onlar da çünkü işini yapmak zorunda. Pazarcı da para kazanmak zorunda ama vatandaş da biraz sıkıntıya düşüyor. Sarımsak peki niye fiyat, yani niye azaldı onu sorayım ben size. Sarımsak şu an zaten maliyetler yüksek olduğundan dolayı kimse yapamıyor. Çiftçi adam bankaya borçlanıyor. Bankaya borçlandığından dolayı yani güç yok. Adam işçi parası, mazot parası, gübre parası yetiştiremediğinden dolayı ekemiyorlar yani. Efendim Yunus Bey'le konuştuk. Dedi ki sarımsakta bu ara aslında üründe bir azlık var. O yüzden fiyatlar arttı dedi. Yani anlayacağınız bir süre daha sarımsağa uzaktan bakacağız galiba. Şu anda 40 TL'lik fiyatıyla gerçekten cep yakan bir oranda gidiyor sarımsak. Yunus Bey der ki Mayıs ayına kadar da aşağı yukarı böyle gidecek. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Size de güzel işler diliyoruz. Efendim Çarşı Pazar'dan bu haftalık bu kadar. Yüksek olan semt pazarındaydık. Sonrasında soluğu halde aldık. Sarımsağı araştırdık sizler için. Haftaya bakalım hangi ürün şampiyon olacak ve bu şampiyonluğun arkasında hangi sebepler yatıyor olacak. Kendinize iyi bakın. Çarşı Pazar'dan herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Tarladan pazara. Efendim soframıza gelen meyve sebzeler için gitmediğimiz sera, uğramadığımız pazar, konuşmadığımız komisyoncu esnaf kalmayacak.